Yani bazı insanlar böyle de diyorum aşkım. Ki sen bütün yemek yani yemekler yukarıda yengede veriyorum falan böyle şeyler de diyorum. Ya öyle bir şey yok değil mi yani? Anlatıyorlar yani. Lütfen böyle şeyler yazmayın. Hiçbir insan salak değil ki yapıp da başka birine versin. Bizim burada böyle şeyler var ki biz... Birisi geldi sanırsam. Yok çocuklar yapıyor. Yani biz her gün yani yemek yapıyoruz. Bir tabak biz onlar da gönderiyoruz, onlar bir tabak bize gönderiyor. Sadece bir tabak. Yani bütün yemeği kimse kimseye göndermez. Böyle ondan şey sonra böyle bir şey de var. Evet, boş geldi oldu. İçinde biraz aç, boştun. Böyle oldu. Tamam. Bu yemek yiyelim, ondan sonra birkaç şeyler almak lazım dükkandan. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeniden yeni bir vlog başlattık. Kusura bakmayın, her gün aynı vloglar oluyor ama ne yapalım yani, nereye gidelim biz, ne yapalım. Neyse, ben şu anda patateslerimi böyle haşladım, ondan sonra şu anda kabuklarını soyuyorum. Kabukları çok ince olduğu için bıçakla beraber şöyle yapıyorum. Şöyle kabukları geliyor hemen. Bugün çok işim var. Çamaşırları falan aldım. Hepsini topladım. Ondan sonra bunları katlamam lazım. Ondan sonra bulaşıkları yıkadım falan filan. Öğlen yemeğimizi yedik. Ondan sonra hemen patateslere başladım. Bugün çok düşündüm ne yapayım diye. Hatta Rana'ya da sordum. Rana ne yapayım? Vallahi insan her gün ne pişireceğini bile bilmiyor gerçekten. Ya da insan bak böyle bir şey yapabilir. Her cuma günü bir tane elinde kağıt al. Bir hafta menü diye yaz. Bir hafta boyunca her gün ne yemek yapacaksın? Onu oraya yaz. Değil mi Rana? Aynı. Ondan sonra orada ne yazıyorsa her gün onu yap. Sevdiğin şeyleri yaz ama mesela. Çünkü bir kere böyle düşününce aklına gelmiyor. Rana sen neden sussun? Doğru diyorum, ben seni dinleyeceğim. Sen de konuş bir şey. Yani böyle bir şey var. Ama... Bazen böyle değişik de olabilir. Öyle değil ki siz bu yazdım ama bu yiyeceğiz. Ya bu tabii. Yapacağız. Ondan sonra böyle bir şey var. Mesela her gün düşündüğümüzde aklımıza hiçbir şey gelmiyor ya. Hani perişan oluyoruz. Yani bu biz ev değiştirdim. Böyle yani kıyafetler kaldım. Ondan sonra her gün Neslihan. Yani evde işler oluyorum. O yapıyorum. Çamaşır da yakmak lazım. Video da yapmak lazım. Yoruluyorum ben de artık. Ne yapayım ama yapmak zorundayım. Benim de vazifem bunlar. Yani yardım et oluyorum ama ne kadar da yani benim elimde geliyorum. Ben o kadar yapıyorum. Ondan sonra ben işe de gidiyorum. Neslihan. Yani hayatımızda şu anda kadınlarda hayat, kadınlarda hayat böyle oluyor ama çok zor bence. Mutlum, ya mutlum. Her kadının hayatı böyle olmuyor da. Dur ben de videoya bakayım. Ne diyordum? Yani diyordum ki her gün aynı rutin. Mesela bak kalkıyorsun, kahvaltı hazırlıyorsun, ondan sonra bulaşıkları yıkıyorsun kahvaltıdan sonra. Çocukların ellerini yüzlerini yıkıyorsun. Sana yedirdim yemiyorsun, şimdi geldin patatesleri elliyorsun. Ondan sonra ne bileyim işte her gün aynı yani. Evdesin, yemek yapacaksın, ne yapacaksın, evin işleri, temizlik, ondan sonra cıma. Günde 2-3 defa bulaşık yıka. Yani bayağı bir zor ya kadınların işi gerçekten. Şimdi diyecekler ki Neslihan'a ne oldu? Aşkım yapma, ne yapıyorsun? Aynen böyle bir şey var. Ama ben aslında çok istiyorum yani bir kere bir gezmeye gidelim, bir uzağa gidelim ama böyle. Ne bileyim başka bir şehre gidelim, gezelim, tozalım. Tamam ya, o da olacak inşallah. Ondan sonra böyle bir şey var. Yani bu video böyle olacak. Yani hem de teşekkür etmek için. Yani size zaten her zaman çok çok teşekkür ediyoruz ama bugün yine teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde biz biraz da olsa kazanmaya başladık. O yüzden hepiniz iyi ki varsınız.
Sizlerin sayesinde biz bugünlere geldik, yoksa gelemezdik. İnşallah, ben inanıyorum yarın öbür gün daha güzel yerlere geleceğiz. Daha güzel aktiviteler yapacağız. Daha güzel bir rutinimiz olacak. Yani her şey daha güzel olacak inşallah. Tamam dur. Bak burada bak. Nereye gitti bu? Dur. Gel. 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 Ne yapıyorum sen burada? Gel. Yukarıda gitme. Evet, o zaman birazdan sonra sizinle yeniden buluşacak. Yani bu yapıyorum. Şu bu anda ezan oluyor, namaz saati. Tamam. Ben baktım tadına biraz daha tuz eklenmesi lazım. Biraz daha kırmızı biber. Onun dışında kişniş tozu. Baharatlarım burada. Şu kadar. Bu çiğ köfteye benziyor aslında. Bunu böyle güzel bir şekilde elinizle yoğuruyorsunuz. Buna can veriyorsunuz. Ondan sonra cıma daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Genellikle burada yani her... Bundan hem pırata yapabiliyorsunuz. Yani her şey bunun içinde oluyoruz. Yani genellikle Pakistan'da burada bu çok iyi. Türk baharatları. Ben hepsini koymuyorum ama ben sadece sevdiğim baharatları koyuyorum. Rana da alıştı artık. Evet zaten alıştı canımda. Türkiye'ye gidince Rana, sen orada artık sade yemekler yemeye başlayacaksın canım. Zaten ben başladım ya. Eskide biz çok acı yiyoruz. Çok acı yiyorlar, çok baharatlı. Burada artık ben yemek yapmaya başlayınca Rana da alıştı. Bak bak, bu da geldi. Bu her zaman böyle yapıyorum. Pap 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 pap. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Biliyorum. Yani eskide bir de şimdi yani çok değişikliği var. Çok değişiklik var gerçekten. İnşallah. Yavaş yavaş alışırsın Ana. Ben de alıştım yavaş yavaş. Yani evet yani bu kadar da bir şey oldu. Ondan sonra bu ne zaman yapacak? O zaman size yeniden göstereceğiz. Tamam. Köfte tamam, haline söyle. Getirdiğimizde. Aynen. Yuvarlak yuvarlak. O zaman sizlere göstereyim. Bay bay. Ne var? Bak bu diyorum, bana ver. Hayır, sana neden vereceğiz? No. Anne. Anne değil. Vermeyeceksin. Rana, sen çiğ köfteyi seviyor musun? Ya o içinde çok o acı oluyor. Bir kere biz Doğan abilerin evine gittik. Doğan orada... abi kendi elleriyle bize çiğ köfte yaptı. Ondan sonra Rana var ya, çok zor yedi o çiğ köfteyi. Çok zor yedin ya. Bir de marul falan vardı yanında, salata vardı. Yani çok zor yedi. Ondan sonra bana dedi ki, ben dedi hiç yani benim dedi midem dedi alışık olmadığı için. Yani tabii ki de hanımlığından yedi yani, kibar olduğu için. Ama sonra dedi ki benim midem çok kötü falan dedi bana. Tamam. Evet, şu anda sütümü böyle ocağıma koydum. Sütüm kaynıyor dışında. Böyle maydanozlarımı da yükledim. Onun dışında köftemi biraz buzluğa koydum. Biraz daha böyle sertleşsin diye. O şekilde daha güzel köfte oluyor. Köfte yaparken de sizlere göstereceğim zaten. Evet, şu anda maydanozlarımı üstüne atıyorum. Şimdi karıştıracağım. Zaten beni izleyenler bu tarifi biliyorlar. Ben tarif vermiyorum aslında. Günlük vlogumu gösteriyorum da. O da ayrı bir konu. Bayağı bir soğuk şu anda patates. Çünkü yukarı koymuştum buzluğa. Evet. Birazcık pırata için çıkarıyorum. Çünkü pırata da yapabiliyorsunuz gözleme gibi. Çok lezzetli oluyor da. Pırata yapmazsanız da tekrardan köfte haline getirebilirsiniz bunu. Evet, bu arada yani bazı insanlar böyle de diyorum aşkım.
ki sen bütün yemek yani yemekler yukarıda yengede veriyorum filan böyle şeyler de diyorum. Ya öyle bir şey yok değil mi yani, anlatıyorlar yani, lütfen böyle şeyler yazmayın. Hmm. Hiçbir de, insan salak değil ki ya, burada başka bir ne versin. Bizim burada böyle, böyle şeyler var ki biz... Birisi geldi sanırsam. Yok yok, çocuklar yapıyor. Yani biz her gün yani yemek yapıyoruz. Bir tabak biz onlar da gönderiyoruz, onlar bir tabak bize gönderiyoruz. Sadece bir tabak. Yani bütün yemeği kimse kimseye göndermez. Böyle ondan şey sonra var. Böyle bir şey de var. Ki bazı insanlar böyle de diyorum. Yani yengede mutfak falan böyle şeylerde yazıyorum. Onlarda da gösterir. Ama biz neden ki kimse de... Kimsenin özelliğini neden gösterelim ki? Hmm. Bakın şöyle bir şey var. Biz aynı mutfağı kullanmıyoruz. Aynı yerde de yaşamıyoruz. Yani onun odası başka, benim odam başka, benim salonum başka. O da çata başka. O da üstünde yani bir şey yaptım. Ama bu konuda yani biz onun kendi... Onun da ocağı var. O da böyle büyük bir masanın üstüne koydu ocağını. Orada çalıştırıyor tüpüyle beraber. Ben de o şekilde mutfağımda çalıştırıyorum. Ha, bir şey daha var. Ama siz diyorsunuz yani, ya... Bazı böyle diyorum, bir ne soba yok, ne falan yok. Bizim burada Pakistan'da kimse soba zaten yok. Kullanmıyoruz. Kullanıyorlarsa çünkü, ocak kullanır. Ne diyorlar ona? Isıtıcı. Heater. Isıtıcı kullanıyorlar. Evet. Yani burada o kadar soğuk olmuyorum. Böyle bir şekilde. Evet. Yani ne diyeyim ben? Pakistan'a bakın. O kadar. Bu kadar hiç soğuk olmuyor. Yani Lahor'da hatta kar bile yağmıyor. Yani bu soğuk Türkiye'nin ilk başlarda soğuk. Yani kış geliyor yani bir soğuk. Hmm. O gibi soğuk yani. Çok fazla böyle soğuk olmuyor. Aynen. Çünkü bizim burada kar yok. Ama falan. Burada sıcak çok oluyor. Aşırı sıcak. Fazla sıcak oluyor. Çünkü nerede sıcak fazla oluyorum, orada o kadar soğuk da olmuyorum. Aynen öyle. Pakistan'ın her yerinde bakın yazın insanlar yanıyor gerçekten. Sadece bir yerde oluyorum. Mari diyorum. Mari bir de Kaşmir var. Kaşmir diyorum. Orada ama yani orada tatil için orada, yok yok. Orada dağlar var o yüzden de. Burada köy gibi mi? Yok, dağlar var yani. Koy gibi değilsin. Yani orada çok yani soğuk oluyoruz. Burada olmuyor. Çünkü oraya burada dağ falan yok. Orada insanlar genellikle tatil için yapmak için gidiyorlar zaten. Hmm. Yazın oraya gidiyorlar, kışın buraya geliyorlar. Aynen. Çünkü bazı orası insanlar... kışın çok soğuk oluyor. Hmm. Orada kar yağıyor aşırı fazla. Türkiye'deki gibi. Ama Lahor'da hiç soğuk değil gerçekten. Yani ben bile kendim diyorum ki ben bu kadar yani benim dizime kadar kar vardı, ben okula gidiyordum. Babi abi! Bak bu ne yaptım ya? Vaa! Wow, bu kim? Bu bebek? Bu Fevzan'ın ablası. Küçük kardeş. Çok güzel yaptım ya böyle. Tamam. Sonra konuşacağız. Evet. Şimdi yemek zamanı geldim. Yani kaç gün oldu size patatesli pırata yani gözleme yapmayı göstermedim. O yüzden böyle bir göstereyim dedim. Gel sen. Sen de gel, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Burada geleceğim. Evet. Bunun için biliyorsunuz zaten iki tane böyle aynı eşitte böyle küçük küçük bezeler lazım. Ondan de, sonra bezeleri böyle açıyorsunuz biraz. Ama bu çok güzel oluyor ya. Çok lezzetli oluyor aşırı fazla. Evet. Bu arada sonracığıma. Bu arada ben sizlerin yorumlarını okudum. Ocak videosunu daha doğrusu. Hepiniz çok çok mutlu olmuşsunuz. Ben de çok çok teşekkür ederim hepinize. Hepiniz beni kardeşiniz gibi görüyorsunuz. Ailenizden biri olarak görüyorsunuz. Ben de sizleri o şekilde görüyorum. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Bu arada ben vloglarıma bütün gün emek harcıyorum. Biraz da bundan bahsedeyim. O zamana kadar da tavasını. Bütün gün emek harcıyorum. Sabah kalkıyorum. Kalktıktan sonra vlog başlatıyorum. Gün içerisinde öğlen de akşam da böyle küçük küçük videolar çekiyorum. Ondan sonra videomu sonlandırıyorum. Videomu sonlandırdıktan sonra Rana editliyor tabii ki de. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Yani bazı insanlar böyle de diyorum. Neslihan hamile misin falan böyle şeyler de diyorum ya. Hamile değilim.
Yine mi ya? Yani bu kaç gün sonra kimse bizim kutuluk mı ne oluyoruz? Yani birkaç gün oldu aslında, bayağı bir oldu. Bize kimse kötü yorum yapmadı. O yüzden sanırsam böyle yorumlar geliyor. Öyle bir şey yok yani. Olsa ben zaten söylerim. Evet, ondan sonra böyle bir şey var. Bunun için daha yani biraz bu koyacağız. Patates koyuyoruz. Patates. Sen bu fazla koydun bence. Hayır. Bu kocaman ekmek olacak. Bu arada Muhammed Emre'de çok uykum var. Uyuyacak o. Mam. Ben direkt uyutmuyorum. Sonra ben uyuyacağım zaman kendisi kalkıp oturuyor. Sonra ben uyuyamıyorum. Aynen. Evet. Şöyle. Ondan sonra böyle üstünde böyle yapıyorum. Güzel bir şekilde bunu kapatıyoruz. Ki içinden patatesler çıkmasın. Zaten gözleme bu şekilde yapılıyor Türkiye'de de. Aynı bu şekilde açıyorlar. Bir kere biz orada yediniz, bizim bir teyze verdim. Hatırlıyor musun? Bedavaya vermişti. Biz kaç para dedik, sorduk. Ödüyor ha. Teyzemiz dışarıda yapıyordu arkadaşlarıyla beraber. Bize dedik ki teyzeciğim satıyor musunuz, kaç para? Ona dedi ki hayır evladım satmıyoruz ama siz yiyin dedi. Afiyet olsun dedi. Biz yedik, çok güzeldi gerçekten. Çok lezzetliydi. Fazla oldu artık. Sen eskiyle düşünüyorum. Yani Nesmiyen sabah kahvaltıyı da yaptım çok, yani böyle geldim bana. Yani bak ben geldim, ben diyorum ya ne oldu sen geldin de. Diyorum yani ben 10 dakikada kadar ben çay da yaptım, ondan aynen sonra öyle. Ekmek de yaptım. Ben dedim. Tamam gerçekten bir tanesine çayı koydum, bir tanesinde pırata yaptım. 10 dakikada benim kahvaltım hazır oldu ve çok mutlu oldum. Yani. Aşkım bu uyuyorum ya. Uyutalım o zaman, bırak uyusun. Tamam uyu ya. Evet böyle. Ondan sonra böyle. Kenarlarını böyle çekiştirin ki kalın olmasın. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tavamıza koyuyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Bir tanesini size göstereyim, ondan sonra diğerlerini o şekilde yaparım. Hem de zaten ben gideceğim. Videoda sonlandıracağız. Ama sen ilk önce yemek ye. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra bir tane sen de uyu. Biraz ısınsın altı, ondan sonra değiştireceğim. Bu çok lezzetli oluyor ya. Lütfen sizler de bir kere deneyin. Pakistan'ın gözlemesini de yemiş olursunuz. Yani bir kere böyle çevirdim. Çevireceğim daha sonra. Altını kontrol ediyorum. Ondan sonra üstünde böyle yağ. Yağ gezdiriyorum. Yağ gezdirdikten sonra biraz daha ocağımı kısıyorum ki yanmasın. Ondan sonra böyle bismillah. Öteki tarafı olacak ama çok güzel size bu görünecek böyle. Böyle. Gözlemedim. Karana hemen de bir şarkı yapıyorsun ha. Ellerimi bırakma çıtır çıtır. İstiyorum. Hayatım sürpriz dinliyor. Bu da benim sana sürprizim ben. Başka? İstesem veririm. İstesem veririm. Valla ben de unuttum Rana. Aşkım. Canım aşkım. Benim aşkım. Muhammed Emre de uyuyor. Sen. Bak ya o kadar güzel ben okudum. Bu da uyudum. Daha uyumadı, bakıyor.
Diyor ki beni babam ne diyor aşkım, böyle? Canım aşkım, sen tuvalet buradayım ben. Evet, boş geldi oldu. İçinde biraz aç, boştun. Böyle oldu. Tamam. Bu yemek yiyelim, ondan sonra birkaç şeyler almak lazım dükkanda. Dükkandan evet. Aldım, ondan sonra video sonlandıracağız. Hem de çocuklar yukarıda, onlar ya bak uyudum ya, sen diyelim uyumadın. Uyudum bak. Tamam. Evet. Evet, biz yemeğimizi falan yedik. Çok lezzetliydi gerçekten de. Gerçekten. Çok güzeldi. Şimdi Rana'yı da işe gönderiyorum. Onun dışında ben de uyuyacağım zaten. Yoruldum çocuklarla beraber. Uzanırım, uyurum. Öyle. Vlogumuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İnşallah tekrardan yeni vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hepiniz. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.